You haşiş? Haşiş? Haşiş, marihuana. Ben kusacağım galiba. Ya bu nasıl kebap? Malatya olsa kebabı gelir, salatası gelir. Gençler ve daima genç kalan insanlar. Bildiğiniz gibi önceki bölümde Fas'ın Fes şehrine gelmiştik. Burada çok güzel bir hostel tuttuk. Şurası bizim odaydı. Dağınıklığı zaten artık alıştığınız bir şey demiyorum. Ekip bomba gibi yerinde. Kahvaltımızı yapıyor. Mücadeleye Adem devam. Hocam, Özlem hocam da yanında hemen. Mücadeleye devam. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasıl? Gayet güzel, daha ne olsun. Hamur kadın olmaya devam. Hamur kadın olmaya devam gerçekten. Bugün bir ara bir antrenman yapmam lazım. Kesin, kesin yaparsın. Çay nasıl? Şekerli mi? Şekerli. Tamam lan, soktunuz önce. Hı? Her sen diyorsun ya şeyde. Hangi videoda söyledin ya? Makedonya'da. Çok hamur yedim, hamur kadın oldum diye. Hastasıyım onların çayının ya. Çok şekerli ya. Ben seviyorum şekerliyken. Çünkü Türkiye'de şekersiz içiyoruz ya. Of, çok şekerli. Burada hoşuma gidiyor şimdi. Güzel bir çok güzel. Mısır ekmeğimiz. Yanında da bazlamamız var. Tereyağımız. Zeytinyağımız. Ve... Evet, bu mini kruvasan. Ha, argan mı? Olabilir valla, doğru söylüyorum. Zeytinyağı da olabilir, argan da olabilir. Biraz peynir, zeytin. Mükellef bir kahvaltı arkadaşlar. Biz hızlıca kahvaltımızı yapacağız. Sonra bugün güzel bir Fes gezisi bizi bekliyor. Hadi bize afiyet olsun. Fes başıma. Şimdi kahvelerimizi çıkıp içmeye çıkacağız yukarı. Şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bunlar Decathlon'un ayakkabıları. Tamam mı? Link, mink yok. Bulursanız alırsınız. Keşua diye bir marka. Ben bunu ilk dünya turuna çıktığımda bir yıl boyunca giydim. Yağmur, kış, çamur, her şeyi gördü yani bu ayakkabılar. Sonra eski tabii yenisini aldım. Ve çok memnunum abi. Seyahat için gerçekten de yağmurunda, sıcağında, yazında hepsini de giydim. Ve belki bir gün siz de ayakkabı arıyorsunuzdur seyahate çıkacak. Bu yağmur suyu falan da geçirmiyordu. Güzel ayakkabıydı, memnun oldum yani. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Size hem hosteli göstereceğim. Hem de biz biraz kahvaltıdan sonrasında kahve keyfi yapacağız. Burası bir yat arkadaşlar. Aslında bu insanların evi. Burası lokal bir ev yani. Gördüğünüz. Riyadların özelliği nedir? Şöyle aşağıda avlu gözüküyor riyadlarda. Yukarıda da bu böyle açılıp kapanabilen bir şey. Ben buradan çıkıyorum değil mi? Buradan değil. Sorry, not here. Aman dur. Burası mutfak. How are you? How are you? Ça va dormir bien? No French. No. Good, good, good sleep. Şey sahibiydi, hostelin sahibi hanımefendi sanırım. Burası da bizim terasımız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kahvemiz hazır. Süper. Kahvemi yemeyi içeceğim. Bu ne ya? Sahra'dan mı getirmişler? Aa. Çok güzel bir yer işte. Burası bu arada bayağı ucuz bir yer. Biz geceliği 6 dolar diyelim. Hatta 5 dolar diyelim. Öyle bir şey kalıyoruz. Ondan sonra kahvaltı dahildi. Zaten başka müşteri yoktu. Üçümüz aynı odada kaldık. Bugün de Fes'i gezeceğiz. Şöyle sağ olsunlar, kahve ikram ettiler. Adem hocamla kahve içeceğiz. Nasıl adam, nasıl gidiyor hayat? Vallahi güzel gidiyor. Yorgunluğumu attım ben ya. Yani olur. İyi uyuduk. İyi uyuduk. Sen son 48 saatin 24 saat araba kullandığın için. Ya evet ya. Tamam. Helal olsun gerçekten. Alkes'le birlikte daha da güzel olacak. Güzel. Yani dinlendik en azından. Ben onu sevindim. Yani. Gerçek anlamda dinlendik. Vallahi öyle. Bugün Fes sokaklarında kaybolacağız. İlk başta şimdi sabah sabah bir önce şey yapalım. Tabakhaneye gidelim. Bir açılalım orada. Ha, burada mı o tabakhane? Evet, bir kokuyla burada. Birlikte. Bir kokuyla bir kendimize, bir beynimize vursun o koku. Tamam. Tabakhaneye gidelim. Ondan sonra sokaklarda kaybolacağız. Onlar da mı tabakhane diyorlar? Teneri yani. Teneri. Normal teneri.
Deri işledikleri yer. Deri işledikleri yer. İyi peki o zaman biz kahvelerimizi içiyoruz. Sonra tabakhaneye bok yetiştirmeye. Tevriye'ye gidiyoruz. Çıkışa bakar mısınız hostelden? Tüneller. Burası başka bir ev. Böyle. Kapılar çok ilginç abi. Bunun posta açacak yeri var herhalde. Her evin kapısı farklı. Şimdi buradan biraz ilerleyelim. Bakın. Bak. Burası tüneller sistemi. Ve buradan kendimizi Fes şehrine bırakıyoruz. Welcome. Thank you. Bakın burada bir lokal berberimiz var. Şu berberlerin modellerini nereden buluyorlar ya? İnternete saç kesim yazıp printer'dan çıkarıp buraya mı topluyorlar anlamıyorum ama. Bakın burada su falan satılıyor. Yani bakkal tarzı kıyafetlere. Biz Özlem'i bekliyoruz. Gelmesine. Şunlar tatlı güzel. Ben de bu kadar uzun olmayanları var bunun. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız. İlk yapacağımız şey şu arkadaşlar. Evi, pardon, arabaya eşyalarımızı bırakacağız. Ondan sonra buraya bir iki saat gideceğiz. Tabakhaneye falan gideceğiz. Sonra sokaklarda kaybolacağız. Ne yapıyorsun Özlemciğim? Fes sokaklarında kaybolmak için yürüyorum. Aynen öyle. Bugün tabakhaneye bok yetiştirmeye gidiyoruz. Aynen. Tabakhaneye doğru ilerleyeceğiz. Şöyle etrafı göstereceğim. Bu kapının adı neydi başkanım? Blue Gate. Ardacığım biraz daha sol yap da tam çarpamaz bu şekilde. Yani buradan mı gireceğiz? Yani buradan girebiliriz. Blue Gate burasıydı benim bak. Blue Gate'den giriyoruz. Şehirdeki birçok kapıdan biriymiş. Benim gördüğüm bütün değil de çoğu bu zamana kadar gördüğüm şeyler içinde bir Medine var, eski şehir. Bir de Yenişehir'in olduğu kısım var. Tabii Yenişehir'ler genelde dünyanın her yerinde aynı abi. AVM'lerin olduğu. Ondan sonra işte daha lüks restoranlar, daha lüks kafelerin olduğu yerler. Fakat gerçek kültürün olduğu yerler eski şehirlerde oluyor. O nedenle daha çok sizi o taraflarda gezdirmek, o tarafları göstermek istiyorum. Yenişehir'e gidiyoruz. Yemekler yiyeceğiz, sokak yemekleri yiyeceğiz, tabakhaneye gireceğiz, insanlarla konuşacağız. Keyifli bir video olacak. Yoruluyoruz ama keyifli oluyor ya. Yenişehir'in adı ne? Medine mi? Hayır, ya şeydeki Marrakeş'tekinin adı Guliyar gibi bir şeydi. Buraya yazarım adı. Her yerde aynı. Gulier mi? Gulier, Yenişehir. Ben de onu karıştırdım. Medine, Eskişehir. Şu an şöyle artık giriyoruz Eskişehir'in girişinden. Güzel böyle bir kapı yapmışlar. Buranın içerisi Eskişehir. Bir para değiştirmemiz lazım. Bakın burada mesela para çekebiliyorsunuz normal. Mastercard'ınızda, Visa'nızda falan para çekilebiliyor. Bakın bir 100 doları değiştiriyoruz. Thank you. Şuraya bakın abi. Bir para değiştireceğinizde mesela 10.36'dan doları alıyor. Demek ki bize 10.300 dirheme yakın para verecek. Sonra biz de o parayı yiyeceğiz. Thank you very much brother. Özlem şunu bir saniye bir tutar mısın? Tabii ki. Gel şöyle dışarı çıkalım. Biraz dirhemi tanıtmak istiyorum. Ses var biraz, ses gitsin. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz para 100 dirhem. Yani 10,5 dirhem 1 dolar diyebilirsiniz. Dolarla euro paritesi de aynı. Onlardan da şöyle 10.000 dirhem para aldık. Bir de işte bozukluklar var. Çok fazla dikkatle çekmek istemiyorum. Paraları hiç çekmedin zaten yani. O kadar böyle gizli kapaklı oldu ki. Gizli kapaklı paraları size gösterdim. Hadi bakalım. Şehrin içine dalalım. Thank you very much. Thank you. See you. Kardeş Müslüm. Kardeş Müslüm. Kandırıyorlar. Ya genel olarak tabii canım turistleri görünce nereden mal satmanın peşinde herkes burada. Şu zamana kadar Fas
Ne hissettirdi sana? Çıkarcılık, fırsatçılık. O kadar mı? Ya o kadar değil tabii ki de yani. Hissettir dedin ya, çok çıkarcı olduklarını düşünüyorum. Hani böyle bir iyilik yapıldığını hissediyorsun önce, bir hoşuna gidiyorsun, bir bakıyorsun hemen bir para istiyor. Hani bir aşk özlülüğe evriliyor olan. Evet, evet. Hani böyle bütün hevesinde kaçıyor yani. Hani bunun için miydi o bütün kardeşlikler, sarılmalar, gülüşmeler falan? Bir insani duygularında böyle küçük bir şey yaratıyor yani. Bir yurt dışında para çekmek ne kadar alıyor mu, komisyon alıyor muymuş? Tabii ki alıyor. Ne kadar aldığını biliyor musun? Normalde Türkiye'de senden komisyon alıyor buradan. Türkiye Bankan da komisyonunu alıyor. Aynı zamanda burası da benden 39 dirhem şey istiyor fazladan. Kaç para için ama? Şu an mesela 1000 dirhem çekmeye çalıştım, onu veremedi. Bankada 900 varmış. Tamam. 900 çektim. 900'ün yanında 39 dirhem de benden komisyon aldı. Güzel. Bir de bankada Türkiye tarafı da... %10 bir komisyonu yakın. 60-70 lira da Türkiye tarafı kestiler. Tamam, %10 bir komisyona yakın. Evet. %8. 9 yarısı bir komisyon var burada. Kredi kartından böyle çok sıkıntı olmuyor. Kredi kartı istediğiniz gibi harcayın. Normal güncel kurdan çevirip sadece şey yapıyor. Herhangi bir kredi falan yok. Bunun şu andaki ihtiyacımız olduğu için. Evet. Burada kredi kartı çok geçiyor mu ya? Çok geçmiyor gibi. Lüks yerler geziyordur tabii. Onun haricinde şöyle artık içeri doğru dalacağız. Her yerde yani Fas deyince arkadaşlar aklınıza gelecek şeyler, bakın şu sabunlardan kesin size satmaya çalışacaklardır. Birçok baharat çeşidi var. Ondan sonra bizim Arap sabununa tarzında arganlı sabun diyorlar. Ama hiç sabun köpürmüyor abi burada. What is, not me. Haşiş satarlar abi burada. Yolda. Şimdi... başka ne var ne yok diyelim buralarda. Tatlılar matlılar var. Bundan tatmıştık hatırlarsınız Marrakeş'te gece pazarında. O videoları kesinlikle... Ya videoları sıralı izliyorsunuz. Baya bir kemik kitle var, farkındayım. Videoları böyle baya izliyor. Hatta yurt dışından, Almanya'dan izleyenler, Fransa'dan izleyenler, hepinizi görüyorum, merak etmeyin. teşekkür ediyorum izleyenlere. Umarım Avrupa'ya da geleceğiz. Oraları diyeceğiz. Zaten Türkiye'deki takipçi kitlemiz gerçekten de arkadaşlar çok çok destekleyici bir takipçi. Teşekkür ediyorum o nedenle. Zaten videoları beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, yorum atıyoruz. Söyletmiyorsunuz bile bizlere. Biz de yürüyüşümüze devam ediyoruz. Eskişehir'in içinden. Dar sokaklardan geçiyoruz. Camiler... Dün dedim ki bir defter, bir kalem almak istedim buradan, hani bir şeyler karalarım belki diye. Tamam. Sonra gözüm şunlara takıldı. Yani Fas'ta Eyfel Kuleli defterin çok bir manasını anlayamadım ben mesela, yani. Aynen. Ben buraya şey o özgü böyle güzel bir yapraklı bir defter istedim. Ama gerçekten bulamadım, yok yani. Full dışarıdan. Bir de şu... Kıyafetler en çok zihnime kazınan şey. Hmm. Uzun elbise giyiyorlar. Sen de bugün fistan giymişsin. Evet, ben bunu kendim İzmir'den getirdim. Göster bakalım fistanını. Fiti 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 fiti. Yerden sana. Alaaddin hikayesi nedir? Fas'tan mı çıkmış yoksa Arabistan'dan mı çıkmış diye konuştuk. Biz bulamadık. Bilen varsa aranızda. Alaaddin. Alaaddin Lep. Is it Alaaddin Moroccan or Arabic? No, Indian. Indian. Doğru ya, haklı. Thank you very much, brother. Abi hiç aklımıza gelmedi Hindistanlı olması. Arda, şöyle bir tane karpostal almak istiyorum ya. Al, cebimizde bozukluklar var. Evet. Ben sana şimdi bir miktar para vereceğim, sen onu alacaksın onu, tamam mı? Tamam, buradan almayayım o halde, devam edeceksin. 2 lira verdim sana artık. Çok zorlarsa Özlem, tamam mı? Ama hemen vermeyeyim, 5 dirhem daha veririm ama 5 tamam. Dirhemi... Pazarlık yapayım ya. Pazarlık yapacaksın artık. Güzel bir şey bu. Ne bunu yapıyorum? Al. Güzel bak, kartlar almış, baksana. Her gittiğim yerden ben alıyorum farkındaysan. Evet, evet. Dolabımızda var. Bu nedir? Ya ben gerçekten baktığımda bana burayı hatırlatacak. Bana burasını hatırlatır burası ya. Bir şey arıyorum. Ben bu kadınlarla alakalı şeylere çok hassasiyet gösterdiğim için bu kez.
açıkçası. Ağzıma böyle bir şey vereyim mi? Yok, bu kadar değil. Dur. O nedenle böyle kadın figürünün de olduğu bir şey arıyorum. Kadın figürünün olduğu şu bir şey. Saniye. Bak, şu da güzel benziyor. Bu çok eski hali bak. Evet. Yani şimdi yani çok eski hali. Brother, how much is that? Five. Beşmiş. İki tanesi six yaparsa al Özlem. Bir tanesi 10 lira etmez bu ya. Yapabilir artık 10 lira ne Allah'ını seversen. Hadi sen bak, kaçıyoruz. Fas Krallığı. Monarşiyle yönetilen bir krallık. Değil mi burası? Evet, yani şöyle bir şey var. Parti sistem de var burada ama çok fazla şey değil. Yine de kralın dediği oluyor burada. Net bir şekilde. Birçok partinin bulunduğu bir meclisleri var. Hmm. Ama kral. Her şeyde ön planda kral. Kralcı. Kralcılar. Her dükkanın içerisinde kralın bir fotoğrafı var net bir şekilde. Aslında seviyor musun, sevmiyor musun şeyi şöyle. Bazıları gerçekten çok seviyor. Bazıları da sevdiğini söylüyor diyelim yani. Böyle sevmiyoruz diyen aslında bulmak çok zor burada. Demezler. Diyemezler mi, demezler mi? Valla onu ben hala çözemedim. Bu kaçıncı girişim? Hmm. Alamadım ağzımdan bir dakika. Böyle küçük küçük arkadaşlar şeyler. Özlem. Efendim canım. Bir mendil alalım ya. Şuradan. Dursun yanımızda. Olmaz, yani. Olmaz. Islak mendil var mı bunlar? 2 dirhem. Hemen ben vereyim. Sen. Ver 5 dirheme. 2 tane. 2 tane alalım değil mi? Biz bir tane şöyle alalım. Evet. It's okay, thank you. Thank you, bye bye. Al bakalım Özlem Bey'e de. At tantaya dursun. Teşekkürler Pazır Beyciğim. Küçük küçük böyle bakkallar, şakkallar var. Komçeri ya. What? Komçeri ya. Komçeri, what's komçeri? Tenri. Tenri? Yes. Tenri, yes. Okay. But this way is same. Ha, tabakhane. Yeah, I know. Monteyla, teraz. Okay. Which teraz is good? Ha, bu şey, bunlar muhtemelen, you cafe? Kafe değil oradakiler şey abi. Garbania, Garbania. Biz peki buraya gidebiliyoruz mu abi? Hani içeri girebiliyoruz mu, yukarıdan mı görüyoruz? Yukarıdan görüyoruz. İçeri hiç göremeyeceğiz. Oğlum at geçti buradan. At geçti. Bir anda. Arkadaşlar ilginç bir şey göstereceğim. Burada şöyle pipe'lar satıyorlar, tamam mı? Bunların da ucuna bunlardan koyuyorlar. Şöyle göstereyim. Şimdi hesabını aldın. Şuraya ince. Bak şöyle koyuyor. Yakıyor buradan. Şöyle göstersin bak ne yaptığını. Herhalde çakmak koyacak. Yakıyor. You haşiş? Haşiş? Haşiş, marijuana, kif, todo, muhtemel. Anladım. Yani genel olarak ot koyup burada içiyorlar. Bunu satıyorlar ama hani yasak burada aslında ot içmek ama yani haşiş her yerde satılıyor. Önemli içtikleri şeyleri de satıyorlar burada. Haşiş otun adı mı oluyor? Evet. Haşiş, aynen. Otun adı haşiş. İşte ayrı şeyler mi? Haşiş var. Okey. Thank you. Keep cannabis. Oh, okay, this is for cannabis. But if you want to smoke tobacco or marijuana or hashish, we have bigger. Come to see. Abi, çok ilginç. Burada böyle çok rahatsız oluyor. This is. It's special for tobacco, marijuana, hashish. Hem burada abi şey içiyorlarmış. This is, it's made by bronze. Okay, anladım. Söyle şunu adına. Hem tütün içiyorlar hem de işte ot içiyorlarmış. This is don't to break. Ha, bu kırılmaz. How much is that brother? Which one? This one how much is that? This is cost 60 dirham. 60, 60 dirham yani 110 liraya falan bunu satıyorlar. And this one? This is cost 100. 100, oh sorry. Because this is the best we have cheaper one cost 40 dirham like that. Okay. This is false. Bu da mesela 40 dirhammış. Is that legal here? This is, it's made by Tripart. Ah, okay. Chigit people can use it. Who? People? Chigit people can use it. What is Chigit people? Chigit people, you can check with your friend. I don't understand.
I will show. Yapışını gösteriyor şimdi, bak nasıl yapacakmış. This is for three people, can use it. You what is... Ha, three people. Three, I told you three. Three, okay. üç kişi de kullanabilirmiş. Did you take your breakfast? Thank you very much. Thank you, okay. All right. So is it legal here? Yes. I mean, police don't say anything. Then police sees no, no, no. The no this problem. Is, this is we allowed to sell. To sell here. But it's forbidden for us to sell your hashish. Or okay. We don't have any idea about it. Okay, all right. Because this is it's too traditional. People here in Morocco also they smoke tobacco with this one, right? It's forbidden. Tobacco, not the. It's forbidden for us to smoke tobacco or something in the street. Yes. Normal cigarette. No, normal cigarette. It's allowed. Okay, all right, okay. Özlem Bey, de al bakalım sana bunu. Teşekkür ederim. Çok güzel. Aynen. Hadi bakalım. Yavaş yavaş devam edelim. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Tabakhaneye doğru gidiyoruz. Etrafa bakalım. Burada Arda'cığım deri üretimi var ya. Efendim canım? Burada deri üretimi var ya. Aha. O nedenle çok fazla deri satıyorlar. İşte evet. Cüzdan, ayakkabı, kıyafet de olsun vesaire. Evet. Şöyle bir tane küçük cüzdan sorayım dedim. 100 dirhem dedi. Hemen 50. Hemen 50 dirhem indir onu. Aynen. Pazarlık yaparsak alalım bir tane. Pazarlık yapacaksın abi. Bu arada bir de arkadaşlar burada... Bakın her yer Çinli işlemeleri. Evin çıktığımız hostelde hatırlıyorsunuz. Bu yanlarında bu işlemeli böyle fayans değildir muhtemelen ama fayans görüntüsünde işlemeli taşlar var. Onun haricinde şöyle size birazcık yürüyelim. Etrafı size göstereyim. Bazı yerler kapalı arkadaşlar böyle. Çünkü saat daha erken. Hani bizim için geç ama sanırım burası için erken bir saat. Tabakhaneyi gösteriyorlar bize. Sizi de eğer buraya gelirseniz böyle yolda hep sol tabakhaneyi gösteriyor. Teras? Yes, we have the terrace. Okay, we go and we will this see. Yes, we're going to go to the other one. Listen, the big one. Yes, bak. I know. Look. We go to the sauna. Look. Anlatıyor. Look the name. This is Shora. It's the same. Yes. Yes, we're going to go. But it's from here. 2 minutes from here. Me? Yeah. I have my father work here. No, I know this, but... Shuara. No. Blida. Shuara. Okay, Shuara. We're gonna go to the Shuara. Valla. Gideceğiz ama bizi soldan çağırıyorlar hep. 2 minutes. Brother, not 2 minutes. Look at this. You are here, right? Show me. Dur bakalım bir. I am Google Maps. Okay. I am better than Google Maps. I'm born here. I know. But show me here. We are here, right? Birinciyi atlattık ya, ben aslında onun için video açmıştım. Arkadaşlar bakın, böyle yolda sizi çevirecekler falan diyecektim ama bu sefer biz de çevrilen kısımda olduk ya. Bakalım, aynen. Denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Özlem Bey de kaybolmasın. Gel buraya civciv. Spor. Hayır, burada şeyden tırsıyorum yani. Neden? Gayri ihtiyari biri geliyor seni işte şuraya götüreyim falan, böyle bir gönüllüymüşçesine bir önüne atılıyor ama tabii sonra... Tabii canım, şimdi buna biraz bir şey verilecek zaten. Gezdiriyor, ediyor. Geçtim. Bir de bomboş bir yere gidiyorsun ya, hem zamanın gidiyor bir de üstüne para istiyor. Ya şey, eski şehirde kaybolmamak elde değil zaten. Evet, zaten turistlerin bu kaybolma macerasından sonra onlar küçük bir rehberlik hizmeti alıyor. Aslında haklılar, haklı değiller ve çok akıllıca bir... iş aslında. Tabii burada çünkü Google Maps de çalışmıyor. Adam dedi ki ben Google Maps'im ya dedi. Buranın Google Maps'i benim. Burada Google Maps'ten daha iyi çalışıyoruz. Ben burada doğdum dedi. Şeyim, tatlını arar mısın? Çok iyi ya. Küçücük bir pencerenin yanında ufak bir yeşillik oluşmuş. Sokaklarda kaybolmak keyifli ya. Ya bu kapılar çok güzel, çok ilginç. Herkesin kapısı ayrı. Bu kadar fazla, yani bu kadar çok kapı dizayn nasıl yapılıyor? Ben onu merak ediyorum. Yani Türkiye'de kapı vardır yani. Kapılar gerçekten çok güzel. Abi her yerde kapı farklı. Özellikle dediğin gibi hepsi farklı. Marrakeş'te inanılmazdı zaten. Çok daha farklıydı.
İlla ki vardır bununla alakalı bir hikayede. Şu herhalde buradan posta atılıyor. Kilit falan. Aman abi. Ben neyi düşündüm az önce biliyor musun? Böyle birkaç tane fotoğraf çekiyorum dar sokakları falan. Dedim ki hani diyelim ki işte bu eve ben taşınacağım ve benim eşyalarım bu eve nasıl girecek? Hani yataklar, kocaman koltuklar, buzdolapları yani. Doğru. Bu şu an mesela yürüdüğümüz en geniş sokak. Şu an ferah yani. Normalde oho, bizim bu cadde ana yol şu an bu. Bizim kaldığımız hostel evet, nasıl düzmüşler? Oradan çıkarken düşündüm zaten bunu. Çünkü ben sırt çantamla ki ben 43 kilo insanım. Sırtımda böyle ben kadar bir çanta. Yani o kadarcık yolda ben zorlandım geçerken. Koca koca insanlar buzdolaplarını, işte makinaları, mobilyaları nasıl taşıdılar yani oraya? Yukarıdandır diye düşünüyorum ama bu kez onları taşıyacak araç nasıl girdi oraya? Kafamda deli sorular. Tüpçü, bak bu tüpçü. Hemen çek. Çok tatlı ya. Marrakeş'te şu an bir tüpçü yani. Arkadaşlar bakın şu an Fes şehrinde bir tüpçü görüyorsunuz. Tüpçü arabamız tüpünü aldı, eşeğini yükledi. Hello. Bakın burası da sanırım buradan yüklüyor, yüklemelerini yapıyorlar. Çok tatlılar. Hello. Burada kadınların yüzünde dövme var arkadaşlar. Hello. Etraf gördüğünüz gibi. Gerçekten de arkadaşlar ilginç bir yer. Böyle kültürü sonuna kadar hissediyorsunuz burada. Bakar mısınız? What do you think about the king here? The king? Yes. Is good man. Good man? Yes. Perfect. He's very good man. Sordum, seviyorlarmış kralı. What do you think about the king? I have no idea. That's why I'm asking the people who live here. Why you ask you? I think you have something in your mind. No, I have no idea. Because of Tenri'ye geldik arkadaşlar. Şimdi buna bakalım bir kaç para vereceğiz. Kaç para vereceğiz başkan buraya? Muhtemelen kendi yerine çekti bunu. Ne diyorsun peki? Doğru yere mi gitti? İyi oldu mu bununla gelmemiz? Bakalım, gel bakalım. Buraya da bakalım. Biz kendi trenimize de gideriz. Tamam. Tamam, bizi öncelikle buraya bir çekti değil mi? Evet. Burada bir argan saçacak bize. Annesinin yeri bir bak diyor yani. Tamam, gel bakalım. Bu nedir ya? Aha, eşek sütünden sabun. Sabun. Var benim evde. Satılıyor mu zaten Afyon'da falan? Senin evinde eşek sütünden sabun mu var? Hello, hello. Arkadaşlar burada genelde birini bulduğunda sizi getirecek. Bu ya, bu ya para verecektik zaten ya buraya gelip alışveriş yapmamız isteyeceklerdi. Alışveriş yapmayı zorlamayacaklar. Zorlamazlarsa da bence şey yapacak. Yani artık buraya gelmişken bana bir şey atın diyecek bence. Bizim alacak bir şeyimiz çok yok aslında burada. Bence. Özlemi kandırmazlarsa. Kurtulabiliriz. Kesin kandırırlar beni. Hadi. This is argan. Bu argan. This is cosmetic, çekil. Good for doesn't close the hair, for wrinkles, body massage. Aa, but okay. If you roast it, this come like this for cooking. We have two kind of argan oil. Mm-hmm. One for cooking and one for cosmetic. Okay. This is roasted. Okay. Good hair in the machine hand and we crush them. Bakın burada yağ yapıyorlar. Like this. This is argan. Original, the smell of argan oil, original. Madam, arkadaş, madam, ya. Söyle arkadaşlar, biz şimdi tabakhaneye gelene kadar buraya gelip de işte annesi bizi getiren abinin kardeşi bizi dükkana getirdi. Amacı da işte gelip burada tüpçüler satmak, ondan sonra o tabakhaneye geçeceğiz. Karınca yağı sürüyor Özlem'e. Nasıl? Biraz kötü kokuyor. Artık kötü kokulara karşı. Baygınlık geçireceğim burada. Ne olacak şimdi bu düşün? Tüy dökücüymüş hani güya da. Karınca yağı mı dedi artık? Karınca bir şey. Ben lisedeyken almıştım bu arada. Bizim dönemimizde lisede böyle bir şey bir ara bir popüler oldu. Sonra? Hani kızlar arasında bilmiyorum. Bilen biliyordur hani. Karıncaya bayağı tüy dökücü. Ben çok bir şeyini görmedim. Hani marketten normal tüy dökücü alıp o köpükler var ya herkesin kullandığı. Onu yapsan daha... Like one minute. Smell good. Gülmedi. İyi gülüyorsun. Güzel kokuyor mu diyor. Hayır. Asla. Hatırlıyorum ben bu kokuyu. Sülfür kokar diyor. Özlem. Bir şey diyeceğim. Bizim buraya uzamamız lazım artık. Evet yani. Bizim gitmemiz lazım. Burada çok aynen. Zaman kaybettik. Okay. Şey bunu bir silebilir miyim ben? Sonra bak. Gel bakayım.
Little bit. It's very efficacious. Okay. Abi. No burn, no nothing. Yanıyor mu diyor? Yok. Yanması mı gerekiyordu acaba? Yok hayır, yanmaz diyor. Sıkıntı yok diyor. Yanmaz. Yok, bir şey yoksa yani, böyle bir şey hissetmiyorum zaten de. Yani çok saçma, benim kolumdaki kılların dökülmesini bekliyoruz hep birlikte şu an. Yani çok saçma bir an. Hadi al. Ana. Oo, iyi iyi, başarılı yani şu an. Bak ne diyeceğimi şaşırdım. Beni şey aldı yaptı mı? Evet, güzel. Bir anda nasıl oldu bu ya? Bu salaktan tüy dökücüyü doldurmuş olmadınlar bunun içine. Efendim. Hadi git yıka diyor. Of, hadi bir tabakhaneye gidelim artık ya. Kolumuzdaki kıllardan da kurtulduğumuza göre. Geldik delilerin işlendiği yere. Burada asıyorlar. Bakın burada ustam. Delileri işiyor. Bunların hepsi deri. Allah, ıslak deri. Artık valla bir şey, talaş gibi bir şeye koyuyor onun üstünü. Şöyle. Bakın nasıl deri yaptıklarını görelim. Çok kötü kokuyor. Abim atıyor. Buralara kimyasallar koyuyorlar muhtemelen içlerine. İlk kez deriyi nasıl işlediklerini gördüm ama çok kötü kokuyor arkadaşlar ortam. Özlem? Nasıl? Ben kusacağım galiba. Yok be, o kadar da kötü kokmuyor ya. Çok kötü. Kötü ama zaten hani böyle bir yere gelince insan da bunu bekliyor yani. Bakın burada hazırlıyorlar. Ne kadar zor bir iş ya. Bu kokuyla her gün çalışmak. Gerçekten de zordur yani. Vay 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 vay. Bakın deriyi nasıl işliyorlar buralarda. Sahyala. Bakın ustama. Geçiyoruz. Turkey. Turkey. Yes. Erdoğan. Erdoğan. Evet, burada arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorlar. Hep söylüyorlar da. Vay vay vay. Ben çok turistik bir yer bekliyordum bu arada. Öyle bir yer değilmiş. Hiç. Vay. Ardacığım, düşebilirsin. Bayağı isimlerdeki yer gibiymiş ya. Ben böyle kafe falan açmışlardı diye düşünüyordum arkadaşlar açıkçası. Ama öyle değilmiş. Ardacığım çok gidiyorsun. Oy oy oy. Ben ya bir ara midem avcuma düşecek sandım. Bayağı kötüydü. Bak, o güzel yere getirmiş bizi çocuk ha. Böyle bir yer mi bekliyorduk biz de? Şu asıl olan şey, 3 tane burada şey var, tabakhane var. İki, işte sudim olsa böyle şuvara, şavara. Bir de bir şey daha dedi. Onu ben bilmiyorum. Oraya hiç gitmedim ben. Burada şuvara. This is shuvara, not shuvara. This is sidim olsa. Sidim olsa shuvara, it's simne. It's two name. Because all of him, listen. All of him, she's have same name. Same name. Okay. Yes. Only sidim olsa actually is the name of Iria. Machine nettoyage, machine, la cale de pigeon, la caca. No, French. English? No, speak English, yes. English? Machine, yes. La cale. La caca de pigeon. This is not English. Not English. Ya işliyorlar abi burada bunu. Olayımız o ama... Ya bu şu anda kadar Fas'ta gördüğüm en ilginç yer olabilir benim. Nasıl? Ben burnumu Fas'ta bıraktım. Öyle gideceğim. Net yani. In here, do you mix the shit? No. No? No. Oh, it's not true. The shit of some animal flying. Okay. It's pigeons. Pigeon. Yes. Where are the pigeon shit? The pigeons, we have only the shit of the pigeons there. In the white color. The white color is pigeon shit. No, inside. Inside you put water and acid and some color is white. Okay, so but you mix it with pigeon shit. Yes, to get the white smooth. Okay, all right. Yes. Arkadaşlar gördüğünüz şu beyaz olan kısım var ya. Burada kuşların
boku varmış. Yani tabakhaneye bok yetiştirmek denilen durum var ya. İşte o bu kısımda gerçekleştiriliyormuş. Ondan sonra da bakın zaten şey yapıyorlar. Tüyünü yoluyorlar. Herkese para dağıttırıyor. Var mı? Ben de 200 var. Okey, Guardian. Al bakalım Guardian. Al Guardian. Ne kadar verdin abi? 10 verdim. Tamam, ten is okay. Thank you very much. Brother, this is the only money I have. Take it. Take the money. Abi inanılmaz bir yer ya. İnanılmaz bir para dönüyor yani. Buradaki insanlar maaş almıyor herhalde burada. Genel olarak şey üzerine dönüyor. Turistten para alma şeklinde mi? Olabilir. No problem. Lugia. No. Dedim mi? Betenli, pepel, betenli, gal. Excuse me. Lugia. 50 gia. Anlamıyorum dediğini. Okay. Bak. My brother. No problem. Nasıl yapıyor? Okay, dedim mi artık? Vallahi şu ustaya da para versek iyiydi. Brother. Okay. Everybody. Bir tek harbi ulan, bir tek o adam istemedi ya. Nasıl? Evet, çişçi başka. Hadi bakalım. Arkadaşlar soyulduk geldik, öyle söyleyeyim size. Bayağı dağıttık yani böyle. Gerçekten mi? Minimum 300 lira falan dağıtmışızdır. Başım ağrıdı yani. Kokudan. Kafada 300 lira dağıtmışızdır. No, I don't want anything now. Thank you very much. Benim şu an sadece temiz havaya ihtiyacım var. Aynen öyle. Fena. Tipim kaydı ya. Öyle bir şey yok ya. Tansiyonum düştü kokudan ya. Nefesimi tuttum. Thank you very much. Thank you very much. I don't want anything right now. Thank you very much. Yes, thank you. Bittik be. Gerçekten de bittik ya. Sinirlerini zıplatıyor. Sinir gerçekten artık sinir bozucu bir hal aldı yani. Gerçekten de. Sinir. Ha sen diyorsun ya aklına ilk ne geliyor? Ben diyorum fırsatçılık falan filan. Ya işte sen diyorsun şurada burada. Hayır yani bakar mısın? Abi böyle bir şey olamaz yani. Bomboş önü açık, tamam mı ortamın yani? Hiçbir şey yok. Ali nerede? Herkes girebilir zaten buraya. Herkes para dağıt. Yani para vermeyince kızıyorlar. Verdiğin parayı kabul etmiyorlar. Ona ver, buna ver, ona ver, 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 ya şöyle ver, bir durum. Ver, ben ver. Parayla girilebilecek, şey ya? Yani girileceğim bir yer olsa zaten amenna. Vereceksin, mecbur parasını verip girmen lazım. Hani kural budur, hani adabı budur. Ama burada sadece alenade. Herkes girip çıkabilir ya. Yes. Ve öyle olmasına rağmen herkese de sanki para vermek mecburiyetindeymişiz gibi. Tamam emekçidir, onları çekiyoruz aynı zamanda. Hani kişisel haklarıyla da alakalı bir şeye giriyoruz. Ona okey. Ama bir de mesela orada oturan, kendi başına çay içen. Onu da herkese yani. Ona da vermen ya. Gerekiyor. Ya ben ona niye veriyorum? Hani bana bir emeği yok ki. Mesela bu çocuk sağ olsun bizi getirdi. Hani zamanını harcadı. Ona tabii ki de desteğe karşılığında vermemiz lazım. Ya. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar Fas beni yordu ya. Hani bu konuda insan gerçekten de ne gezisi kalıyor ne bir şey yapması geliyor. Bırak bizi ya. Hani bu kadar olmaz abi. Ben ne yapacağım? 24 milyon halk burada. Herkese para mı dağıtacağız yani? Sıkıcı böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Ne oldu? Sen ne oldu? Para istemiyor. Sana vermediler herhalde. Senden de istemediler. İstiyorlar, hala istiyorlar benden. Ya sen boş versene. En son abiye 100 verdim ben ya. Evet gördüm. Anasının şeyi daha ne istiyorlar ya? Çok değişik. Ya bizim de öyle şeye gidelim, şoklu olana gidelim. Burada bir nereye? Aga ben tabakhaneden bıktım ya. Tabakhane bence bitti ya artık. Tamam. Başka biz bir çünkü bir tabakhaneye daha paramız kalmadı, öyle söylüyor sana. Aslında hayır, bunu şu an bizi aşağıya sokmuş. Biz de burada değiliz, buraya gidiyoruz. Ha normalde aşağı inemiyor insanlar. İnemiyor, evet. Ha bu bize private bir şey biraz yaptı. Biraz private bir şey oldu bu ya. Normalde o gördüğünüz terasta insanlar fotoğraf çekiyor ya. İyi bari en azından. Yani biraz daha biraz private daha bir private şey oldu. Döndü bu olay. Biraz daha private. Şimdi. Tam amenna da hani emeği olmayan kişilere de para dağıtıyor olmak. Burada şöyle bir şey var. Guardian dedi adam. Yok aynen. Guardian muhabbeti var. Bizim arabalarda da park ettiğimiz yerde de Guardian muhabbeti var. Değnekçi. Aynen. Değnekçi. Ben size bunu gösteriyorum. Siz de işte bir şey yapın. Bana diyor ki içeride zero. Bana zero verdiniz gibi. Dedim ne yapayım yani? Herkese verdik yani. Herkese de verir miyiz yani sonuçta? Aynen öyle. Thank you. Thank you brother.
Thank you brother. Vay vay abi. Kimseyle muhatap olamıyorsun ya. Konuşamıyorum kimseyle. Aa diyeceğim 20 dirhem diyecekler yani. Dünyanın en büyük, en eski üniversitesiymiş. Medresesi daha doğrusu ama şu an kapalı olduğu için size içeriği gösteremiyoruz. Şöyle bir sıkıntı var. Çok dar sokaklar ve kaybolmamak elde değil burada yani. 9500 tane sokak var. 9500 sokak. Vay vay. Yani vay. Yani okay. Şimdi Özlem. Bir saniye hemen abi. Thank you very much. Thank you, thank you. Her şey bedava zaten burada. Free de işte. Gel gel. Kaçalım mı bize yoksa fena kitleyecek. Tabii tabii. Artık son kalan o sabır taşımızı da onu da patlatabiliriz yani. Kalmadı para mara kalmadı bunlar dağıtabilecek. Bir tabakhaneye girdik valla. Ooo ne oluyor oğlum orada? Oo, ne yapıyor bunlar? Eyvahlar olsun. Oraları görmeyin ya. İnanamıyorum. Şaka ne? Yapıyorsun. Hayatım ilk kez böyle bir şey görüyorum. Şaka yapıyorsun sen. Ne yapıyorsun oğlum? Bu arılar ne yapıyor burada? Hazır mısınız? Size tehlikeye sokuyorum kendimi. Hadi başlattı. Abi bu nedir? İnanılmaz. Her yer arı. Evet, bir şeyler alalım kendimiz için gerçekten. Çok sevebilirsiniz. Bu güzel bir tamam. Insan. Tamam. How much? Kendine hemen. Okay, give it 3. Portakal suyunu istiyorsunuz mu? Yok yok. Şimdilik değil. Bismillah. Bismillah. Ne kadar ya? Ne kadar fazla? One dirham. Two dirham. Al özel. Man. Man. What about the this one? Köpte bir ya. I know this. I know this. Teşekkürler. Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Yeah, I know this. Bunun içinde ne var? Arası değil. Değil mi? Tatlı. Yok bunun adı bir şey ya. Acı badem. Acı badem. Aynen öyle. Fes. Fes var ya. Fes, fes, fes. Do you say also fes? Yes. City fes? Fes, yes. This is fes. Yes. Şey diyorlar, Osmanlı'ya fes buradan geldi diyorlar da. bir tanesi. 50'dir hemen. Kapının olduğu yere geldik. Burada bir kebap yiyelim dedik. Şöyle yürüyelim. Acıktık da çünkü. Burada, burada bütün hayvanın her yerine arkadaşlar kelle yapıyorlar burada daha doğrusu. Bakın. Kelle hazırlıyor. Burayı zaten gözleme yapıyorlar. Şöyle aşağı indik. Ha, burası kebapçıların olduğu yer. Bakın şöyle. Tamam. Aynen öyle. Güzel mi? Tamam, okey. How much one portion? Ha, bir tanesini. How many? 20 dirham. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 How much dirham? 20 dirham. 20. Okay. Okay. Tamam, ben 10 tane koyuyorum. Tamam. 10 pieces, right? 10 şiş. Tamam, koyalım. Siz bir tane daha şattıralım mı? This nice person. Arda ne etiymiş o? Dana etidir, ne eti olacak ya? Pas burası. Bu bayağı bildiğimiz köfte kıyma gibi. Good. Okay. Bak köfte şöyle. Şundan yapacaklar. Ben yiyeceğim. Ben bir tane bir tane yiyebiliriz. Evet, yolda evet. Bir tane daha. Evet. İki porsiyon. Üç mü? Bir tanesini böldürelim seniz. Ne? İki yapalım. Özlem yemez çünkü. Çok et. Two. Şöyle hazırlayacak. Bak düştü. Özlem. Sen düşürdün ama şimdi oynadın ve düşürdün. Tamam. Şöyle size göstereyim nasıl yapıldığını da. Böyle bizim bildiğiniz köfteler, köfte şişler gibi hazırlıyorlar. Adamlar direkt şey yapmışlar. Bizim ne onun adı? Saç kurutma makine sistemi var ya, direkt onu burada halletmişler abi. 20 dirhem ekmek arası, 10 tane şiş var içinde. Barbecue Arabi Fes buranın adı. Siz ilk kez mi Fas'a geldiniz? İkimiz beraber geldik. Türkiye'de mi tanıştınız? Aa süper. Burada evlilik yapacaksınız, onun için geldim. Evraklar etkik, evraklar.
Fas 40 güzel. 40 delikte bizi geçirirler. Ha, Fas şimdi... güzel. Güzel, evet. Fas güzel. He, Fas güzel mi diye sor diyor. Tabii ki güzel. Ne olacak? Kötü olur mu? Neyini beğendin Fas'ın abi? He? Fas'ın neresini beğendin? Neyi güzel geldi sana? Her tarafta güzel geldi. Fas? Yemekleri güzel mi Fas'ın? Fas yemekleri. Yemekler onlara göre güzel olabilir de bize belki yabancı gelir yani. Evet. Kebap dedik. Bu nasıl kebap? Malatya olsa kebabı gelir, salatası gelir, kuşu gelir, her şey. Buradan yer. Ekmeğin arasına koymuş bilmişsin ki ne eti. Salata istiyor musun? Tamam. Basın masına vermiyorsun ya. Yok. Şey? Ha, aynı. Başka? Mesela burada genel olarak böyle Türk Faslarla evleniyor mu? Siz neresiniz abi? Malatyalı mısın sen? He? Malatyalı mısınız? Bak. Malatya. Malatyalısın değil mi? 44 plaka. He? 44 plaka. Sen neresin? İzmir. Vallahi. İzmir. İzmirliyim. 35. Türk. İzmir. Türk İzmir. Türk İzmir. Ha, abelen. Aynı belen. Ya hadi kalkak ki adamlar buraya oturup yemek yeriz. Güzel. Siz peki nasıl tanıştınız abi? Valla vatandaşın birine ben inşaatçıyım, ev yaptım. Tamam. O da hanımı koronada vefat etmişti. Gelmiş buradan nasıl geçtiyse patlayıp evlenmişti. Ben de gidince lafı açar konuştuk. Hanımın dedim vefat etti, şu oldu buydu. Ya dedi gel seni ev verem dedi. Ya dedim ben dinle de anlamayayım, bir şey demeyeyim dedim ben nasıl girem dedi. Sonuçta beni kandırdı mı? Kandırdı mı? İlk ne ilk kez mi Fas'a geldin peki? Yok, geldi oraya Malatya'ya. Biz orada evlilik yapak. Fas'ın bir emri gelmiş ki evliliği durdurun. Aa, durdurun. Biz de evlenemedik. Bunun 3 ay süresi vardı. 3 ay doldu. Geldik burada sözde evlenelim. Si kanun Fas. Bu kanun sorun. Siz nece anlaşıyorsunuz? Nece konuşuyorsunuz siz aranızda? Ya böyle dilsizler gibi işte su getir, çay yap. Valla aleyküm. Hadi kalkak adamlar buraya otur hemşerilerim. Adın ne abi? Lütfen otur. Birlikte oturalım, muhabbet ediyoruz ya. Oturun. Biz burada şey yaparız. Şey? Burada çok para istiyorlar her şeyden abi ya. Nasıl? Senden de para istediler mi durmadan? Para? Ha? Gezerken bir 5 lira ver, 10 dirhem ver, 3 dirhem ver. Ya Türkiye gibi dilencisi var tabii ki. Ha. O kadar. O şey o zaman sana denk gelmemiş. İyi bari. Başka da... Adın neydi abi senin? He? Adın neydi? İsmim Mahmut. Mahmut abi tanıştığımızda çok memnun oldum. Umarım mutlu olursunuz. Mutluluklar diliyoruz. Havalanda da bir türkü gördük. Daha memnun olduk. Sanki Malatya'nın hepsini görmüş olduk. Günde bir başka Manisalı birle görüştük. Güzel. Ne kadar daha buradasın? Vallahi... 15-20 ayın 23'üne konsolosta onaylanacak. Evleneceksiniz kendisiyle. Ben de gidip pazartesi günü gideceğim, ısrar edeceğim. Hadi gidin. Sen neresin? Malatya. Malatyalısın. Süper. Güzel. Başkan geç. Buyur. Süper ya. Bak dedim çıktı abi. Ha bak para istedi mi? İşte. Ben sana onu diyorum, para istiyor işte. Hak ediyorum, etmiyorum. Yoksa verirdik ya. İşte burada herkes abi istediği için biz de bilemiyoruz kim hak ediyor, gitmiyor. Para yok. Selefi para yok. Para yok. He, ooo. Ya Türk paranın yüzüne bakmıyorlar bunlar ya. Neden? Ne bilemiyor ki? İyi ama en azından Faslı var yanında, sizi dolandıramazlar. Dolandıramazlar gibi sizi yani. Bak Faslı ablamız var yanında. Sen abla Türkçe anlıyor musun? Türkçe anlıyorsun sen. Biraz anlıyorsun. Şuraya. Güzel. Süper. Tanıştığıma çok memnun oldum abi. Kendine iyi bak, görüşürüz. Hadi bakalım Özlem Bey de. Ya biz otururken yan taraftaki abi Türk çıktı. Malatya'dan. Bak bakalım tadına Özlem Bey de. Nasılmış? Kimyonlar. Hı-hı. Benim için iyi, biraz et kokusunu bastırdı. Kimyonlar. Sağda Adem hocam. Solda Özlem hocam.
ve ben size Fas'ta rüşvet vererek nasıl gezebileceğinizi gösterdik. Size tavsiyem 20'şerli ceplerinize koyun, 20'şerliden öyle gezin burada. Rahat edersiniz. Paranız varsa burada Fas kralı bile olabileceğinizi düşünüyorum ben. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde inanılmaz güzel bir şehre gidiyoruz. İnanılmaz güzel bir şehre gidiyoruz. Videoyu kapatmadan alttan bir beğenip abone olursanız bu videolara destek verirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. See you, goodbye. Have a nice day.